Merhaba arkadaşlar, Kamp Plus ile 47 günde AYT Kimya kampımızda 41. günde organik bileşikler ünitesine devam ediyoruz. Bu dersimizde alkollerin adlandırılması ve alkollerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyerek alkolleri tamamen bitireceğiz diyerek şöyle dersimize başlayalım. Alkoller basitçe bir radikale OH grubunun bağlanmasıyla oluşan organik bileşiklerdir. CH3 bir radikaldir, metil. OH bağlanmış, bu bir alkoldür. C2H5 bir radikaldir, etil. OH bağlanmış, bu bir alkoldür. Alkollerin genel formülü CNH2N2O'dur. Bakın CNH2N2 zaten alkanların genel formülü. Alkanların genel formülünün yanına bir tane oksijen yazıyoruz ve alkolün genel formülünü buluyoruz. Yani hidrojen sayısı karbon sayısının iki katından iki fazla. Bir tane de oksijen var. İşte bu alkolün genel formülü. İsimlendirirken de bakın yaygın isimlendirme anlamında CH3 zaten metil. Metil alkol diyoruz. Bu zaten bir alkol. Metil alkol. Sistematik adlandırmaya adlandırma kısmında geleceğiz. Sistematik adlandırması ise bunun metanoldür. Metanol. Bu ise yine yaygın ismi etil. Bakın C2H5 etil olduğu için etil alkol doğrudan. Sistematik adı ise etsan Şimdi her OH olan organik bileşik alkol değildir. Yani OH gördüğünüzde direkt bunu alkol diyemezsiniz. Örneğin bu iki örnek metil alkol ve etil alkol bir alkoldü. Ancak örneğin şu örneklerde olduğu gibi her OH'ın bağlı olduğu karbon alkol değildir. Nasıl anlayacağız? Şuna bakıyoruz. OH'ın bağlı olduğu karbona ki sadece OH'ın bağlı olduğu karbona bakıyorsunuz. Diğer karbonlara bakmıyorsunuz. OH'ın bağlı olduğu karbona başka bir fonksiyonel grubun bağlı olmaması gerekiyor. Eğer ki OH'ın bağlı olduğu karbona başka bir fonksiyonel grup bağlıysa o bileşik alkol değildir. Şimdi bakalım OH'ın bağlı olduğu karbon. Bu karbona bir tane daha OH bağlı. Bu bir alkol değildir. Yani OH da olsa yine alkol değildir. Yani bunu gidip bir poli alkol olarak düşünemeyiz. Tamam. Tabii ki birden fazla OH olabilir bir alkolde. Ona geleceğiz zaten. Ama aynı karbona bağlı olamaz. Dolayısıyla bu bir alkol değil. Aynı şekilde burada da OH'ın bağlı olduğu karbona klor bağlı, başka bir fonksiyonel grup bağlı, halojen bağlı. O zaman bu da alkol değildir. Burada da yine OH'ın bağlı olduğu karbona ikili bağ bağlı, alkenin fonksiyonel grubu bu. Dolayısıyla bu da yine bir alkol değildir. Bunlar alkol sınıfına girmez. Burası son derece önemli, sınavda karşınıza gelebilir. Tabii ki diğer karbonlara farklı fonksiyonel gruplar bağlanabilir. Bunda sonu yok. Bizim OH'ın bağlı olduğu karbona aynı da olsa OH da olsa başka bir fonksiyonel grubun bağlı olmaması gerekiyor. Alkol olabilmesi için. Doğrudan şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdaki geldi zaten geçmiş yıllarda. Aşağıdakilerden hangisi alkoldür veya alkol değildir? E bakarsanız OH'ın bağlı olduğu karbona başka bir grup bağlı. işte başka bir fonksiyonel grup bağlı. Alkol değildir dersiniz ve bu şekilde çözülebilir. Devam edelim. Şimdi i̇şte alkolleri sınıflandıracak olursak alkolleri monoalkol ve polialkol olarak ikiye ayırab ayırabiliriz. Mono alkoller yapısında sadece bir tane OH yani hidroksil grubu bulunduran alkollerdir. Örneğin CH3OH, CH2H5OH gibi bunlar mono alkollerdir. Poli alkoller ise yapısında birden fazla OH bulunduran alkollerdir. Örneğin iki tane OH grubu bağlıysa bu bir dioldür. Üç tane bağlıysa bu bir trioldür. Dört tane bağlıysa tetroldür. Tabii ki birden fazla OH aynı karbona bağlı olamaz. Öyle olsa zaten alkol olamaz bu örnekte olduğu gibi. OH'lar farklı karbonlara bağlı olacak. Örneğin şu örnekte gördüğümüz gibi. CH2, CH2. Bakın OH bu karbona bağlı. Bu karbona başka bir fonksiyonel grup bağlı değil. Başka bir karbona başka bir OH daha bağlı. İki tane OH bağlı. O zaman bu bir dioldür. Alkoldür ve diol sınıfındadır. Burada da OH'lar bakın hepsi farklı farklı karbonlara bağlı. 3 tane OH olduğu için bu bir trioldür ve polialkoldür. Bakın bu 2 tane polialkol önemli. Karşınıza gelebilir. Bunların isimleriyle birlikte bilmemiz gerekiyor. Bakın bu 2 karbonlu alkan etan. Etan di ol olarak bu adlandırılır. 2 tane OH olduğu için zaten sistematik adlandırmada ol ile bitiriyoruz. Bu da örneğin sistematik adı tek karbonlu metan. Metan ol. Bu ise iki karbonlu alkan etan. Sonuna ol getiriyoruz. Etan ol. Metanol. Burada da etan diol. iki tane OH içerdi. Örneğin bu da tahmin edeceğiniz üzere propan propan triol. Triol. Bunların bir de yaygın isimleri var. Özellikle bu iki polialkolün yaygın ismini de bilmemiz önemli. Karşımıza çıkabilir. Etan diolün yaygın ismi glikoldür. Glikol. Propantriolün yani şu yapının yaygın ismi ise gliserindir. Gliserin. Bu ikisini özellikle bilmemiz gerekiyor. Etandiol, glikol, propantriol ise gliserin. Devam edelim. Alkolleri biraz önce olduğu gibi monoalkol, polialkol olarak sınıflandırabildiğimiz gibi aynı zamanda primer, sekonder, tersiyer alkol gibi sınıflandırmada yapıyoruz. Aynısını alkanlarda da yapmıştık. Karbonları sınıflandırmıştık. İşte primer karbon, sekonder karbon, tersiyer karbon gibi. Burada da şuna bakıyoruz alkolleri sınıflandırırken. Sadece ve sadece o OH aşın bağlı olduğu karbona bakıyoruz. Eğer ki bu karbon atomuna bir tane alkil grubu bağlıysa, yani ona bir tane karbon bağlıysa aslında bu birincil bir alkoldür. Birincil yani primer, primer ya da birinci dereceden alkoldür. Eğer o OH bağlı olduğu karbona iki tane alkil bağlıysa, yani iki tane karbon bağlıysa bu ikincil, ikincil yani sekonder, sekonder ya da sekte diyebiliriz burada. Yani ikinci dereceden alkol. Eğer 3 tane alkil bağlıysa yani 3 tane karbon bağlıysa o aşın bağlı olduğu karbona o zaman bu durumda da üçüncül üçüncül yani tersiyer tersiyer ya da üçüncü dereceden alkol olarak sınıflandırılır. Bakın bu kısım da yine son derece önemli. doğrudan şöyle bir soru gelebilir. Aşağıdakilerden hangisi ikinci dereceden bir alkoldür? Veya üçüncü dereceden bir alkoldür? Veya işte hangisi sekonder ya da hangisi birinci alkoldür gibi kolay bir soru buradan karşınıza gelebilir. Bakın sadece burada bazı alkoller var. Bunların sınıflarını bulalım. Sadece o OH aşın bağlı olduğu karbona bakıyorum. Bakın burada yuvarlı aldığım karbonlara bakıyorum. Kaç tane karbon bağlı? Bir tane karbon bağlı. O zaman diyorum ki bu bir primer alkoldür. Primer alkol. Ya da diyorum ki işte birinci dereceden alkol. Ya da diyorum ki birincil alkol. Üçü de zaten aynı anlama geliyor. Birincil alkol. Hiç karbon bağlı olmasaydı o zaman da primer diyorsunuz. Yani örneğin metil alkol de primer alkoldür gibi. Burada bakıyorum OH'ın bağlı olduğu karbona 1, 2 tane karbon bağlı. O zaman diyorum ki bu ikinci dereceden bir alkoldür. E burada bakıyorum OH'ın bağlı olduğu karbona 1, 2, 3 tane karbon bağlı. O zaman diyorum ki bu üçüncü dereceden bir alkoldür. Peki polialkollerde ne yapacağız? Bunlar hepsi monoalkollerde direkt ya primer olacak ya sekonder ya tersiyer olacak zaten. Başka bir alternatifi yok. Ama bir poli alkolde, örneğin şuna bakalım. OH'ın bağlı olduğu karbona bir tane karbon bağlı. E Buradan birinci dereceden bir alkol özelliği gösterir. Ancak OH'ın bağlı olduğu buradaki karbona ise bir, iki tane karbon bağlı. E Buradan da sekonder özelliği gösteriyor. Ne diyeceğiz? Bu primer mi, sekonder mi? Burada şunu diyorsunuz. Bu alkol bir polialkoldür. Hem birinci dereceden hem de ikinci derecedendir. Dolayısıyla bu alkol birinci ve ikinci dereceden alkoldür. Bir polialkoldür. Tamam. Devam edelim. Alkollerin adlandırılması, sistematik tabi IUPAC adlandırmasını burada önce bakacağız. Sonra özel adlandırmayla devam edeceğiz. Şimdi alkollerin adlandırılması daha önceki tüm adlandırma kurallarıyla birebir aynı. Tabii ki bir OH gördüğünüz zaman OH'ın en küçük sayıyı alacak şekilde numaralandırıyorsunuz. Diğer bağlı grupların önemi yok. OH en küçük sayıyı alsın diğerleri ne alıyorsa alsın diye bakıyorsunuz. Hidroksil grubuna yani OH grubuna OH'ın bağlı olduğu gruba en yakın uçtan başlayarak zincirdeki karbonları numaralandırıyorsunuz. Daha sonra karbon sayısına karşılık gelen yani ana zincirdeki karbon sayısına karşılık gelen alkan adının sonuna alkolün son iki harfi olan ol ekini getirerek adlandırmayı bitiriyorsunuz. Bakın burada o aşın bağlı olduğu karbon. Şu karbonun olduğu bir ana zincir seçiyorsunuz. Zaten burada tek bir zincir var. Şu zincir. Ana zincirimiz. Şimdi 4 karbon tabi OH'ın bağlı olduğu karbonun yerini belirtiyorum önce. Kaç numarada? Şöyle soldan geldim numaralandırma. 1, 2, 3, 4. Kaç numarada? 2 numarada. O zaman diyoruz ki 2 tire 4 karbonlu alkanın ismi ne? Bütan. Bütan. Sonuna ol getiriyorum. Ol. 2 bütan ol şeklinde adlandırıyorum. Bu kadar. Yine OH'ın bağlı olduğu karbonun karbondan en uzun zinciri seçtim. Şöyle 1, 2, 3. Örneğin şöyle bir zincir seçtik. Burada tabi sağdan da gelsem o OH 3 alıyor. Soldan da gelsem 3 alıyor. O zaman diyorum ki ya burada bir de bağlı grup var. O da küçük sayı alsın diye burada soldan gelmeyi tercih ederiz. 1, 2, 3, 4, 5. Önce bağlı grup. 2 metil. 2 metil. 3 de OH var. 3, 5 karbonlu alkan. Pentanol. Pentanol diyerek adlandırmayı bitirebiliriz. Burada ise 2 tane OH var. 2 OH'ın da olduğu en uzun zinciri şöyle seçtim. Daha sonra sağdan numaralandırsak 1-4 alıyor başlar. Soldan olsa işte 2-5 oluyor. Tabii ki sağdan geliyorum. 1-2-3-4-5 Önce 2'de metil var onu yazalım. 2-metil Şimdi bu bir diol olduğu için ikisinin de numarasını belirtiyoruz. 1 ve 4'te şöyle 1-4 5 karbonlu pentan Şöyle diyoruz pentadiol. Pentadiol ol. Yani normalde işte bir tane OH olsaydı pentanol diyecektik. İki tane olduğu için şurada A'yı getirerek pentadiol şeklinde adlandırıyoruz. Sadece N'ye düşmüş oluyor. Pentadiol şeklinde adlandırıyoruz. Devam edelim. Burada da yine en uzun zinciri seçtim. Burada üç tane OH var. Bu bir triol. Triol. Şöyle üç tane OH'ımız var. Soldan gelsek 2, 3, 5. Sağdan gelsek 2, 4 5 o zaman soldan geliyoruz ki 1 2 3 4 5. Yani bağlı grubun küçük büyük alması önemli değil. Burada OH'ların küçük sayıyı almasını tercih ediyoruz. Ne taraftan gelirse küçük olacak ona bakıyoruz. Önce bağlı grup 4'te metil var. 4 metil 4 metil. Şimdi 2'de var, 2. 3'te var ve 5'te var. 2 3 5 6 karbonlu bu arada ana zincirim. 6 karbonlu. Hekza ...exa, tri, ol şeklinde adlandırmamızı yapabiliriz. Burada ana zinciri seçtim. Bakın bu bir alkoldür. Çünkü burada ikili bağ var diye alkol değil diyemeyiz. Çünkü o OH aşın bağlı olduğu karbon herhangi bir fonksiyonel grup bağlı değil. Başka bir karbona burada ikili bağ bağlı. Peki burada nasıl adlandıracağız? Burada da şöyle bir durum var. Bakın yine sağdan mı soldan mı geleceğiz? Tabii OH'ın küçük sayı alması için sağdan geliyorum. Bir yani burada alkenle OH arasında OH daha önceliklidir. Zaten bizim incelediğimiz gruplara göre öncelik gitgide artıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Yani işte alkol burada öncelikli. Daha sonraki gruplar daha öncelikli. Böyle ilerliyoruz zaten sıralamada da. Şimdi sağdan 1, 2, 3, 4 diye geldim. Ancak adlandırırken şöyle adlandırıyorum. Hem bu ikili bağın yerini belirtmem lazım. Hem o aşım yerini belirtmem lazım. Bu hem alken özelliği gösteriyor. Hem alkol özelliği gösteriyor. Burada adlandırmayı alkenden alkole doğru yapıyoruz. Daha önce de hatırlarsanız hem alken hem alkin özelliği gösteriyordu. Orada da alkenden alkine doğru adlandırma yapıyorduk. Aynı şeyi burada da kullanacağız. Yani nasıl yapacağız? 3 ile 4, önce bunu bir alkenmiş gibi adlandırıyoruz. 3 ile 4 arasında. 3, buten, 3, büten. 2 de o OH aş var. O zaman şöyle diyoruz bakın. 2, ol. Tam olarak böyle. Yani 3, büten, ol diyemeyiz. Çünkü 2'yi belirtmiş olamayız orada. Dolayısıyla bunu 3, büten... 2 ol şeklinde adlandırıyoruz. Yani şunu diyebilirsiniz hocam ya alken 1 ile 2 arasında olması gerekmiyor mu? 3 büten olamaz. Hayır burada OH öncelikli olduğu için 3 büten 2 ol olabiliyor. Tek başına olsa tabii ki 3 büten değil 1 büten bu olurdu. Burada 3 büten 2 ol. Aynı şekilde alkinlerde de aynı durum geçerli. Burada da alkinden alkole doğru adlandırma yapacağız. Yine sağdan geliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 3 ile 4 arasında 3 pentin Bakın pentin burada da bütendi dikkat edin. Pentin şunu belirtmiş olduk yani. İkide ise o OH var. 2 ol diyorum. 3 pentin 2 ol şeklinde sistematik olarak adlandırmasını yapabiliriz. Devam edelim. Alkollerin özel yani yaygın adlandırması yapılırken de bağlı olduğu önce radikal ismini okuyoruz. Sonra da alkol getiriyoruz. Bu kadar aslında. Hidroksil grubunun yani OH'ın bağlı olduğu alkil grubunun adını okuyoruz. Alkil adını okuyoruz sonuna da alkol getiriyoruz. Alkol kelimesini getirerek adlandırmayı yapıyoruz. Yani burada CH3'ün ismine metil metil sonuna alkol getiriyoruz. Metil alkol. C2H5'ne etil etil alkol. Bakın şunun ismini şunun ismin. Bu örneğin propil değil ne bu? Ortadaki karbondan kopmuş. İzopropil'dir bu. İzopropil alkol. Bu ise bakın şu karbona OH bağlı. Şu bizim yani. Bizim radikalimiz şurası. Bu ise nedir? Bu karbona 1, 2, 3 tane karbon bağlı. Tersiyer karbon bu. Tersiyer bütil. Şöyle ter bütil diyelim. Ter bütil. Alkol. Alkol. Burada ise bakın şu ise bir bütil. Bütil. Bu karbon ise iki karbon bağlı. Bu sekonder bir bütil. Şöyle sek bütil karbona iki karbon bağlı olduğu için sekbütil, Alkol. Bu ise siklobütil. Siklobütil. Alkol. Tabi radikallerin adlandırmasını daha önceki derslerden biliyorduk. Yani metil, etil, izopropil, terbütil daha önceki derslerden öğrenmiştik. Ya yani bu radikallerin sonuna OH olduğu için alkol getirerek, alkol getirerek bunu adlandırıyoruz. Tabii ki burada Özel adlandırma yaptık. Sistematik adlandırma yapmadık. Örneğin bunu sistematik adlandırma yap yapacak olsaydık işte ne diyecektik? 2-butanol diyecektik bunun için. Veya işte bunun için de ne diyecektik? 2-propanol diyecektik gibi. Devam edelim. Alkollerin fiziksel özellikleri. Şunu söyleyeyim. Bundan önceki incelediğimiz gruplar işte alkanlar, alkenler, alkinler, aromatik bileşikler. Bunlar kendi içerisinde genellikle benzer fiziksel özellikler gösteriyorlardı. İşte hepsi apolarda suda çözülmüyorlardı, moleküller arasında London kuvveti vardır gibi. Şimdi alkoller ve bundan sonra inceleyeceğimiz işte eterler, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler, esterler. Bunlar da genel itibariyle kendi içerisinde benzer fiziksel özellikler gösterecekler. Tabi aynı değil birebir ama büyük oranda benzerlik olacak. Şimdi alkoller polar moleküllerdir. Polar moleküllerdir ve molekülleri arasında hidrojen bağı etkindir hidrojen bağı etkindir. Polar moleküller arasında dipol dipol etkileşim vardır. Ancak özel bir dipol dipol etkileşim olan hidrojen bağı alkollerde var. Çünkü fon elementlerinden oksijen var. Aynı zamanda molekül içinde de hidrojenle kovalent bağı yaptığı için alkollerin molekülleri arasında kendi molekülleri arasında hidrojen bağı etkindir. Hem polar hem hidrojen bağı var. Dolayısıyla suda çok iyi çözünür. Suda çözünürken de tabii ki suyla hidrojen bağı oluşturarak suda çok iyi çözünüyor. Alkollerin yapısında OH bulunmasına rağmen suda iyonlaşmaz. Yani suda moleküler olarak çözünür. Suda alkoller iyonlaşmaz. İyonlaşmadığında suya OH eksi iyonları falan vermez. Dolayısıyla bazı özelliği göstermezler. Göstermezler. Yani alkoller suya OH iyonu vermez veya H iyonu da vermez. Yani alkoller asit veya baz değildir. Alkoller nötrdür. Monoalkollerde Karbon sayısı arttıkça otomatikman London kuvveti artacağı için erime noktası ve kaynama noktası artar. Poli alkollerde de OH sayısı arttıkça, dolayısıyla hidrojen bağı sayısı artacağı için yine kaynama noktası artar. Aynı karbon sayılı monoalkollerde ise dallanma arttıkça kaynama noktası azalır. Bunu daha önce alkanlarda vesaire de görmüştük. Dallanma arttıkça kaynama noktası düşüyor. Örneğin bu 4 karbonlu bir alkol baktığımız zaman bu da 4 karbonlu. Bu da 4. Hepsi 4 karbonlu. Ancak bunda hiçbir dallanma yok. Bunda işte tek bir dal var. Bunda iki tane dal var. Dallanma arttıkça kaynama noktası düşüyor. Dolayısıyla kaynama noktalarını büyükten küçüğe böyle sıralayabiliriz. Karbon sayısı arttıkça da bakın şu karbon zinciri arttıkça da gitgide polarlık azalıyor. Ve hidrofob grup yani şurası hidrofob suyu sevmeyen şurası ise hidrofil suyu seven kısımdır. Hidrofob grubun baskınlığı artacağından polarlık azalır. E, polarlık azalacağı için sudaki çözünürlük de azalır. Dolayısıyla alkollerde ve aslında tüm fonksiyonel gruplarda karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlük azalıyor. Dolayısıyla C3H7OH burada 3 tane işte alkol var. Karşılaştıralım. Bunun 3 tane karbonu var. Bunun 5 tane, bunun 8 tane. En iyi çözünen bu üç arasında şu ilk yazılan C3H7OH en iyi çözünür. Daha sonra diğeri, daha sonra diğeri. Yani sağa doğru gidildikçe burada çözünürlük azalıyor karbon sayısı arttıkça çözünürlük azalıyor. OH sayısı arttıkça da aslında çözünürlük artıyor. Çünkü OH sayısı arttıkça hidrojen bağı sayısı arttığı için çözünürlük artıyor. Devam edelim. Alkollerin kimyasal özellikleri. Şimdi biz alkollerin kimyasal özelliklerini daha önce işte alkan, alken, alkinde olduğu gibi işte tek tek verdiği tepkimeleri incelemiyoruz. Mesela alkenlerde işte yağma tepkimesi verir, yer değiştirme, katılma, polimerleşme deyip tek tek bunları inceliyorduk. Alkollerde müfredat gereği bunlar yok. Sadece metil alkol ve etil alkolün oluşum tepkimesine bakacağız. Özellikle etil alkolün oluşum tepkimesi önemli. Bir de verdiği birkaç işte oluşum yani kendisinin işte oluşturduğu eterin oluşum ve karboksilik asitlerle oluşturduğu ester tepkimesine sadece bakmış olacağız. Şimdi öncelikle metil alkol ki bir diğer ismi de odun alkoldür. Odun alkolü denmesinin sebebi odunun doğrudan fermantasyonuyla metil alkol elde edilebiliyor. Ancak tehlikeli çok az miktar bile içilirse öldürücü etkiye sahip hatta rahatlıkla da kör, edilebilir, kör edebilir koklasanız bile kör etme özelliğine sahip yani tehlikeli uzak durmak gerekiyor metil alkolden. Odunun doğrudan fermentasyon dışında da karbon monoksit yeterince hidrojenle doyurulursa ki uygun şartlarda ki şartlara bakın 400 derece sıcaklık 300 atmosfer basınç ve çeşitli katalizörlerle metil alkol yani CH3OH elde edilebilir. Etil alkolün elde edilmesinde üç tane yöntemden bahsedeceğiz. Birincisi doğrudan şekerin mayalanması. Örneğin C6, H12, O6. Yani glikozun mayalanmasıyla etil alkol yani C2, H5, OH elde edilebilir. Aynı zamanda karbondioksit gazı da açığa çıkar. Burada 1'e 2 oranda elde ediliyor. Aynı zamanda alkenlere su katılması sonucunda da bakın H, var zaten H1'ine OH diğerine katılacak. ikili bağ kopacak. Burada C2H5OH elde edilir alkenlere su katılmasıyla. Tabii ki etil alkol elde ettiğimiz için 2 karbonlu alkene katacağız. 3 karbonlu alkene de su katılmasıyla alkol elde edilir ama 3 karbonlu alkol elde edilir gibi. Aynı zamanda alkil halojenürlerle kuvvetli bazların yer değiştirme tepkimesi sonucunda da etil alkol elde edilebilir. 7A grubuna bildiğiniz gibi halojen diyoruz. Halojen ve etilin oluşturduğu işte alkil halojenür. Bunun örneği sodyum hidroksitle yer değiştirmesiyle OH klorun olduğu yere gelir. Klor da sodyumun olduğu, OH'ın olduğu yere gelir. Dolayısıyla sodyum klorür ve C2H5OH yani etil alkol bu üç yöntemle elde edilebiliyor. Doğrudan mayalamayla şekeri mayalanması, alkenlere su katılması ve alkil halojenürlerle kuvvetli bazların yer değiştirmesi tabii ki burada çeşitli katalizörlerle elde ediliyor. Devam edelim. 140 derece sıcaklıkta, 140 derece sıcakta çünkü farklı sıcaklık olursa farklı madde oluşuyor. Asitik ortamda etanol moleküllerinin tepkimesiyle diyetil eter elde edilir. Bu tepkime aynı zamanda kondenzasyon tepkimesi olarak da bilinir. Bakın 2 etil alkol 2'ye 1 oranda eterleri bir sonraki grupta bir sonraki derste zaten eterleri göreceğiz. Bakın diyetil eter burada. Şöyle diyetil. iki tane etil var çünkü diyetil eter. Burada etil alkolden diyetil eter elde edebiliyoruz. Su açığa çıkıyor aynı zamanda. Su açığa çıktığı için kondenzasyon tepkimesi. Etanolün karboksilik asitlerle tepkimesiyle de ester elde edilir. Ki bunu esterlerde de göreceğiz. Önemli bir tepkime. Bunu esterleşme tepkimesi denir. Bakın bu bir alkol zaten. Karboksilik asitlerde de göreceğiz ki bu bir karboksilik asit. İşte asidik ortamda buradaki tepkime sonucunda bakın H'la OH suyu oluşturuyor. Diğerleri de birleşerek ester yapısını bakın burası da ester oat fonksiyonel grubu esteri oluşturuyor. Diyerek alkolleri bitirmiş olduk. Örnek sorularla devam edelim. Yukarıda açık yapısı gösterilen bileşik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? İki tür fonksiyonel grup içerir diyor. OH birinci fonksiyonel grup bir de ikili bağ. Bu da fonksiyonel grup başka da bir fonksiyonel grup yok. Dolayısıyla bu ifade doğru. Ayupak sistemine göre iki büten bir ol. O aşın bağlı olduğu karbonda en uzun zinciri seçtik. Numaralandırdık. 1, 2, 3, 4. 2 ile 3 arasında ikili bağ var. 2, 4 karbonlu alken büten. Bir de OH var. 1 ol şeklinde adlandırılır. Bu da doğru. Kapalı formülü C4H10O şeklindedir diyor. Evet alkollerin genel formülü CN. H2N 2O şeklinde ancak burada ikili bağ olduğu için hidrojen sayısı 2 eksiliyor. Yani C4H8O olacaktı. Bu yanlış ya da doğrudan sayabiliriz. 4 tane karbon var. 3 4 5 6 7 8 tane hidrojen, bir tane de oksijen var. Bu şekilde olması gerekiyordu. Dolayısıyla sorunun cevabı 1 ve 2, B şıkkıdır. Devam edelim. Bu alkol bileşiklerinden hangileri yapısında tersiyer karbon atomu içerir diyor. Yani hangisi tersiyer alkoldür diye de oradan sormuyor. Hangisi tersiyer karbon atomu içerir diyor. Mesela şu karbona 1 karbon bağlı. Bu primer. Bu karbona 2 karbon bağlı. Bu sekonder. Bu karbona ise 1, 2, 3 karbon bağlı olduğu için bu bir tersiyer karbondur. Dolayısıyla içerir, olur. Buradaki bu karbona 1 karbon bağlı primer. Bu karbona ise 1, 2, 3 karbon bağlı. Bu yine tersiyerdir, olur. Yani vardır. Bu karbona 1 karbon bağlı. Bu karbona 1, 2 karbon bağlı. Bu karbona ise 1, 2, 3 karbon bağlı olduğu için. Hatta şu karbona da bakın 1, 2, 3 karbon bağlı. Yani birden fazla tersiyer karbon atomu içeriyor. Dolayısıyla 3'ü de tersiyer karbon atomu içerir. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. Devam edelim. Bir diğer soru. Bu bileşiğin IUPAC'a göre doğru isimlendirilmesi hangi seçenekteki gibidir diyor. Şimdi burada 1 2 3 tane OH var. Bunu içeren, bunların bağlı olduğu karbonları içeren en uzun zinciriz. şöyle direkt ortadaki zinciri seçtik. Burada tabii iki tane de bağlı grup var. Şimdi numaralandırmayı sağdan gelsek 1 2 3 5 e soldan gelse 2 ile başlıyor dolayısıyla 1 burada en küçük olduğu için sağdan geliyorum. 1 2 3 4 5 6. Önce bağlı gruplar. 2'de brom var, 3'te metil var. Dolayısıyla 2 bromu, 3 metil diye bağlam başlaması gerekiyor. 2 bromu, 3 metil diye başlamamız gerekiyor. Daha sonra bakın 4 ve 5 arasında bir de ikili bağ var. Bunu bir alkenmiş gibi önce adlandırmamız gerekiyor. 4 ile 5 arasında 4. hekzenle devam etmemiz gerekiyor. 4 hexen. 4 hexen. Daha sonra bakın 1'de, 3'te ve 5'te o aş var. Dolayısıyla 1, 3, 5 triol şeklinde adlandırmayı bitirmemiz lazım. Yani cevap E şıkkı olacak. Devam edelim. Son bir soru. Yukarıdaki tepkimelerin hangilerinden etanol elde edilir? Şekerin mayalanmasıyla etanol elde edilir. Alken, iki karbonlu alken yani etene su katılmasıyla yine etanol elde edilir. Yine alkil halojenürle kuvvetli bazın yer değiştirme tepkimesi sonucunda ki alkil halojenür de yine iki karbonlu. Buradan da yine etanol elde edilir. Dolayısıyla cevap 1, 2 ve 3 E şıkkı olacak. Diyerek kampımızda 41. günümüzü bitirmiş olduk. Alkolleri tamamen bitirmiş olduk. Ödev olarak Kamp Plus 47 günde AYT Kimya Kamp kitabımızdan 41. gün sorularını çözebilirsiniz. Bir sonraki derste eterlere geçeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi dersler.